Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Zero Geometri kitabında katı cisimler konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet katı cisimlere neyle başlayacağız? Prizmalarla başlayacağız. Yani ilk videomuzda prizmaların birinci videosunu birinci kısmını anlatacağız size. Evet kitabımızda sayfa numarası 199, 200, 201, 202, 203 ve 204'ün yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Prizmanın öncelikle bir tanımıyla başlayalım. Tanımı dediğimiz şey aslında şu basit bir şekilde söyleyeceğim. Okursun sen orada. Tabanı ve tavanı aynı olan şekle biz ne diyoruz? Böyle üç boyutlu cisme prizma adını veriyoruz. İşte taban şu şekilde. Tavan da şu şekilde olup prizma eğik de olabilir böyle ama genelde biz dik prizmalarla işlem yapacağız. Dik prizmalarda yan ayrı uzunlukları zemine dikse biz buna dik prizma adını vereceğiz. Öncelikle biz prizmanın tanımını yaptık. Prizmayı öğrendik. Şuradaki bilgileri de bilelim. Şunlar tabanlardır. Tabanda ve tabanda olan şeylere. Biz buna üst taban diyelim. Alt tarafına da alt taban diyelim. Çünkü bunları sözel olarak söyleyeceğiz, kullanacağız. Bu yan taraftaki, buradaki yüzeylere de yan taraftaki yüzeyler değil mi? Yani yan yüzey ya da yanal yüzeyi adını vereceğiz arkadaşlar bunlara da. Şimdi prizmanın yan ayrıtları arkadaşlar prizmanın yan ayrıtları bak şu dikey olanlar yanda bulunan ayrıtlar olduğu için yan ayrıtları bunlardır yani AA üssü sonra BB üssü CC üssü DD üssü ve EE üssü değil midir? Evet. Prizmanın yanal yüzleri nedir? Yanal yüzleri de işte şu dikdörtgenlerdir arkadaşlar. Onları yazayım mı? Yazayım ee, bir tanesi mesela AB B, B üssü A üssü işte bu yanal yüzleridir ve böyle gidiyor. Ya da B, C, C üsü, B üssü yanal yüzey oluyor. Yanal alan dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar yanal alan dediğimiz şey. Öncelikle ben sana burada bir açılımını göstermeliyim. E, ee, tabi bunu dik prizma olarak düşünün. Yan yüzeyler hep bir dikdörtgendir arkadaşlar. Çünkü müfredatta dik prizmalar var. O yüzden dik prizma üzerinde gösteriyorum. Ya, yan yüzeyler ya zemine dik ya. Zemine dik olduğu için burası 90 burası 90 şu bir dikdörtgen. Bu da bir dikdörtgen. E hocam böyle bir dikdörtgen var. Yanında şöyle bir dikdörtgen var. Normalde şurası A ise burası A ise, A çarpı H bu alan. Hocam B çarpı H bu alan. C çarpı H bu alan. D çarpı H arkada kalan C çarpı H da bu alan değil mi? Evet yani normalde yan alan A çarpı H artı B çarpı H dikdörtgenlerin alanı C çarpı H, D çarpı H ve E çarpı H eşit. Mesela bu şekilde. Ama 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 aynı zamanda burada arkadaşlar e, H parantezini alırsak taban çevresi çarpı bunu bilin. Yüksekliğe de eşittir. Çünkü h parantezini aldığınız zaman a artı b artı c artı d artı e geliyor. Taban çevresi ya da biz bu dikdörtgenin yan yana koyacak olursak böyle. Hocam yan yana koyduğumuzda şöyle dikdörtgenler mi oldu? A, B, C, D, E. Evet. Burası da H. İşte bizden bu dikdörtgenin alanı isteniliyorsa yan al alan. Ne oldu? Taban çevresi çarpı yüksekliğe eşit oldu. Tamam. Sen ayrı ayrı şunları bulabilirsin. A H B H C H D H E H şeklinde bulabilirsin. Eyvallah ama bunu da bilmekte fayda var. Neyi bilmekte fayda varmış? Taban çevresi çarpı yüksekliği. Prizmanın alan dediğimiz şey de taban alanları artı yanal alan şeklinde bulunuyor. Hocam taban alanlarını nasıl bulacağım? Taban alanları artık neyse üçgense üçgenin alanı, dörtgense dörtgenin alanı, beşgense beşgenin alanı eski bilgilerden bulacaksınız. Yanal alanı nasıl bulacağım? E, yanal alanı da yukarıda öğrendik. Taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde bulacağız. Peki hacim nedir? Hacim de her zaman taban alanı çarpı yüksekliğe eşittir. Bak bu. Aslında bilmeyen gereken çok fazla bir şey yok. Hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yüksekliktir. Alanda taban alanları artı yanal alan. Yanal alanda neymiş? Taban çevresi çarpı yükseklik. Genel olarak bunları bildiğimiz zaman yani Şunları şu üçünü bildiğiniz zaman çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Tamam. Şimdi ilk önce ana doğrular taban düzleme dikse biz bu prizmaya dik prizma adını veriyoruz. Tabanlarına göre isimlendirilirler. Mesela bu üçgen dik prizmadır. Bu da tabanı mesela kare ise kare dik prizmadır. Paralel kenarsa da paralel kenar dik prizma. Eşkenar dörtgense eşkenar dörtgen dik prizma. Dikdörtgense dikdörtgen, dik prizma demiyoruz da ona da biz dikdörtgenler prizması adını veriyoruz. Prizmada ana mantık şu. Taban ve tavan aynı olacak. Yan yüzeylerde hep ne oluyor arkadaşlar? Dikdörtgen oluyor. Taban, üçgen, bu üçgen olabilir. Mesela şunun açılımını düşünelim. A, B, C. Hocam bu, bunun açılımı ne olacak? 3 tane dikdörtgen var. 3 tane dikdörtgeni böyle yan yana koyarsın. 2 tane de üçgeni bir yukarı bir aşağı koyarsın. Bitti. Tamam Bu şekilde. Taban Burada mesela 4 tane dikdörtgeni koyarsın. Hocam 4 tane dikdörtgeni. Tabii farklı açılımları da var. Sonra 2 tane dikdörtgeni de şöyle altlı üstlü koyarsın. Olay biter. Aa, bu dikdörtgeni ister buraya koy ister buraya koy. Hiç fark etmez. Ya da bu üçgeni ister buraya koy ister buraya koy. Hiç fark etmez. İstediği yere koy. Farklı farklı açılımlar olur. Tabii üçgen prizmanın bir, bir açılımını daha göstereyim. Mesela üçgen. Taban burada kalsın. Dikdörtgenleri böyle yatırarak da yapabilirsin. Dikdörtgeni şöyle koyarsın. Dikdörtgeni şöyle koyarsın. Dikdörtgeni şöyle koyarsın. Bir daha üçgen olacak. Üçgen de şuraya koyarsın. Bak taban ve taban burada. Bu şekilde açılımda olabilir tabii ki. Tamam. Ama önemli olan üçgende yan yüzeyler 3 tane dikdörtgen. Tabanlarda üçgen. Taban kare ise yan yüzey taban alt taban ve üst taban kare. Ee, yan yüzeylerde yine bir dikdörtgen. Beşgen olsaydı yan yüzeylerde 5 tane dikdörtgen olacaktı. Tamam. Genel olarak neyi bileceğiz? Hacim. Taban alan çarpı yükseklik. Taban alanını eski bilgilerle bulacağız. Alanda taban alanları artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik. Bitti gitti. Haydi bütün sorular buradan yapılıyor. Hadi şimdi buradan bakalım. Tabanın bir ayrıtı 4 cm yüksekliği 6 olan karedik prizma. Arkadaş şekli çizmeyi de bileceğiz. karedik prizmayı çizerken şöyle iki tane dikdörtgeni iç içe çizersin böyle. Sonra şunları da şöyle birleştirirsin. Tamam. Çizdik. Taban ayrıtı 4 4 ve yüksekliği de 6 olan kare dik prizmanın yanal alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar işte yanal alan bu dikdörtgenden kaç tane var? Hocam 1 dikdörtgen, 2 dikdörtgen, 3 dörtgen, 4 dört dikdörtgen. Yani 4 çarpı 6 dikdörtgenden 4 tane var diyebilirsin. Ya da tabağın çevresi 4, 8, 12, 16. Taban çevresi 16 çarpı yükseklik şeklinde de diyebiliriz. O da kaç yapıyor? 96 yapıyor. Tamam örnek 1, 96. Geldik örnek 2. Tabanın ayrıtı 8 cm yüksekliği 2 cm olan eşkenar üçgen prizma. Bak tabana ve tavana aynı olacak ya şekli çizerken taban ve tavan aynı şekli çiz. İşte eşkenar üçgen prizma da bu şekilde oldu. Tabanın bir ayrıtı 8'miş ve yüksekliği de 2'ymiş. Böyle yazdık. Prizmanın hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı eski bilgilerden çıkıyor. Yani taban alanı a kare kök 3 bölü 4 değil midir? Evet. Çarpı yükseklik bana direkt alanı verir. E, şunlar şunlar sadelesi 2. 64 bölü 2'den cevap 32 kök 3 yapar. Tamam dostum. Geldik buraya. 6, 8, 10 verilmiş. E hocam dik üçgen zaten. Burası 90 derece olmak zorunda. Prizmanın hacmi. Taban alanı 6 çarpı 8 bölü 2. Bak eski bilgilerden çıkıyor. Çarpı yükseklik. Bu kadar basit kardeşim. E o zaman şu şu gitti. Kaç kaldı burada? 3. 3 kere 8 24. Yani 24 çarpı 12 yapar. E, bu da 288 yapıyor. Cevap böylelikle 288 olur. Ve geldik dikdörtgenler prizmasına. Evet. Dikdörtgen dik prizma demiyoruz da hani tabanı dikdörtgense ona sadece özel bir ad olarak dikdörtgenler prizması adını veriyoruz. Evet. Burası A. Burası B. Burası C ise arkadaşlar tabanı dikdörtgen tabanı da aynı dikdörtgen olduğu zaman bunlar aynı dikdörtgenler. E o zaman ön arka bak. Burada Alt üst var. Ön arka var. Sağ sol var. Bunların hepsi zıt olanlar birbirinin tıpkısının da aynısıdır. Yani simetriğidir. Ee, alt üst aynı. Ön arka aynı. Sağ solda aynı dikdörtgenler olacak. Dikkat et. Açılımı da hocam tabanımızdaki iki tane dikdörtgeni bu şekilde ee, bak taban ve tabanı bu şekilde. Hocam ön ve arka burada. Bak sağ sol da burada. Dikdörtgenler de bu şekilde açılımı. Tamam. Yani alt üst iki dikdörtgen var. Sonra 4 tane de yan yüzeyde dikdörtgen var. İşte açılımı da bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi bütün yüzeyleri dikdörtgen olan dik prizmaya biz dikdörtgenler prizması diyoruz. Evet bu prizmanın adı dikdörtgenler prizması. Peki karşıtlı yüzeyler birbirine ne oluyor? Birbirinin tıpkısının aynısı oluyor. Eşit oluyor ya da eş oluyor. Karşıtlı yüzeyler birbirine eş olur diyelim. Bir yüzeye ait karşıtlı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına Bak bir yüzeye ait karşılıklı. Bak bir yüzeye ait karşılıklı. Şu hangi yüzeyden bahsediyorum? Şu yüzeyden bahsediyorum değil mi? Bir yüzeye ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına biz ayrıt adını veriyoruz. Evet ayrıtları bunlar arkadaşlar. Mesela şu bir ayrıt abi. Şu bir ayrıt. Mesela şu sütun bir ayrıt. Şu da bir ayrıt. Bu da bir ayrıt. Bu da bir ayrıt. Bunlara ayrıt adını veriyoruz. Kenar demiyoruz da ayrıt diyoruz. Yüzey alanı basit arkadaşlar. Yüzey alanı neydi? Taban alanı artı taban alanları artı yan alanı. Taban alanları ne arkadaşım? A çarpı B'den 2 tane var. Değil mi? Yani A çarpı B'den 2 tane var. Artı taban çevresi çarpı yükseklikte. Taban çevresi de neydi arkadaşlar? A, B, A, B yani 2 artı 2 B. 2 artı 2 B çarpı C. A Açacak olursak bak 2 A, B artı 2 A, C artı 2BC mi geldi? Evet. Bak dikkat et. Kenarlarımız a B, c ise kenarların ikişerli çarpımının iki katı. Bak ben bu şekilde yapmıyorum da ABC'yi yazıyorum. Şu ikisinin çarpımının iki katı. 2AB, 2BC ve 2AC şeklinde söylüyorum. Evet. Iki, hatta iki parantezine de alabilirsiniz de gerek yok. Kenarların ikişerli çarpımının iki katı yüzey alanına eşit oluyor. Ya bildiğimiz klasik yoldan da yapabilirsiniz tabii ki. Bak buradan ispatladım zaten bunu. Ama bu genelde akılda kalıyor. Dikdörtgenler prizmasında çok karşımıza çıkıyor ya bunu bilelim. Yüzey köşegeni. Arkadaşlar yüzey köşegeni dediğimiz yüzeyden çizilen bir köşegendir. Mesela burada 3 tane yüzey köşegeni var. 6 tane yüzey var da alt üst aynı, 1 2 aynı, sağ sol aynı yüzey, 2 e, etti. Ön arka da aynı yüzey, 3 etti. Yani 6 yüzey var ama ikisi aynı olduğu için yüzey köşegenleri aynı olacak. Mesela şu yüzey köşegeni, yüzeyden çizilen köşegen A ve B burası. Dikdörtgen ya sadece paraya bakış açısından dolayı böyle paraya kenar gibi gözüküyor. Burası kare kök içerisinde nedir? A kare artı B kareye eşittir A bir yüzey köşegeni kare köşende A kare artı B kare. Peki şu yüzey köşegeni nedir kardeşim? Burası B ya. Hocam burası da 90 derece olduğundan B kare artı C kare'dir. E o zaman onları yazalım. Yüzey köşegeni kare köşünde A kare artı B kare de olabilir. Ya da kare köşünde B kare artı C kare de olabilir. Ya da kare köşünde A kare artı C kare de olabilir. Tamam? E, ee, A artı C kare hangisi? A ve C'ye ait ön yüzeyde şu köşegeni çizersem ya da şu köşegeni çizersem A ve C'ye ait yüzey köşegeni burası olmuş oluyor. Yüzeyden çizilen köşegene yüzey köşegeni denir. Ezberleme bunu. Hocam bunlar böyle kare küçüğünde A artı B kare B kare artı kare falan diye ezberleme. Kendin zaten o yüzey köşegenine ulaşırsın. Cisim köşegeni dediğimiz olay da şu arkadaşlar. Yalnız burada ben bir şeyi bir bilgi vermek istiyorum sana. Çok kullanacağız. Temel diklik teoremini gerçekten çok kullanıyoruz. Bir doğru bir düzleme dikse düzlem içinde o noktadan geçen bütün doğrulara diktir. Mesela ben böyle düzleme dik çizdim ya böyle. Arkadaş şu doğruya da diktir bu. Arkadaş bu doğruya da diktir. Bak böyle 90 derece. Yani bu ne demek? Şöyle iki kalemim var. Şu bakış açısında hala bunlar dik. Şöyle baktığın zaman da geniş açı gibi gözüküyor ama dik. Şöyle belki de hiç kalemi göremeyeceksin bile. Bunlar hala dik mi? Dik. Yani şurada kaçı. Hatta şöyle kendimi bir büyüteyim istersen. Şöyle büyüttüm. Bak şimdi şurası 90 derece değil mi? Evet burası 90 derece. Şöyle baktığınız zaman a açı daraldı gibi oldu ama hala diklik devam ediyor. İşte biz buna temel diklik diyoruz. Hatta bak kalemi göremeyebilirsin. Ama hala burada 90 derece var mı? Var. Bak şurada gördüğün üzere. Yani bir doğru bir düzleme dikse şurada bir düzleme dikse gördüğün üzere düzlemdeki o noktadan geçen bütün doğrulara dik olmak zorunda. Ben bunu niye anlattım? Şimdi tamam şunları bir sileyim kafamız karışmasın. Arkadaş ben bunları niye anlattım? Şöyle kendimi de yine küçülteyim istersen. Şu cisim köşe yerini bulursken. Hocam burası kare küçüğünde a kare artı b kareydi ya. Burası da c ya. A bu düzleme dikse düzlemden geçen bu noktaya da bu düzlemdeki buraya da dik olmak zorunda. Yani şurada bir pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Pisagor bağıntısında bunun karesi artı bunun karesi şunun karesine eşit de olmaz mı? Evet. X kare eşittir. A kare artı b kare artı c kare mi eşit olacak? Evet. Yani x işte kare küçüğünde a kare artı b kare artı c kare eşit oluyor. Yani cisim köşegeni dediğimiz şey kare küçüğünde kenarların kareleri toplamına eşit oldu. Hacim nedir? Taban alanı çarpı. Yüksekliktir hacimde arkadaşım. Taban alanı dediğimiz dikdörtgen ya a çarpı b dikdörtgenin alanı c de yükseklik. Yani hacimde a çarpı b çarpı c eşit oluyor. Şöyle bir şey yapalım mı? Alan dediğimiz şey kenarların ikişer çarpının iki katı 2ab 2bc 2ac Hacim dediğimiz şey A çarpı B çarpı C. E cisim köşegeninde kare küçü köşe daha kare artı B kare artı C kare normal dik üçgenden bulabiliriz. Yüzey köşegenlerinde yine dik üçgenden bulacağız arkadaşım. E, aslında şöyle baktığımız zaman çok fazla bir şey yok. Evet hadi bakalım örnek 4'e geldik. Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 3, 4, 8 olduğuna göre yüzey alanı nedir? Hocam yüzey alanı neydi? 3, 4 ve 8 demiş ya. Kenarların ikişer çarp iki katı. Şu ikisinin çarpımı 12. 2 katı 24 artı. Şu ikisinin çarpımı 32 2 katı 64 artı bu ikisinin çarpımı 24 2 katı 48 yapar. O zaman toplayacağız. Şu ikisi 88 yaptı. 88 ile 48'i toplarsak o da 136 yapar. Evet cevabımız 136 yapar. Ya da hocam 2AB artı 2AC artı 2BC formülünü de kullanabilirsin. Sana kalmış. Cisim köşegenin uzunluğu isteniyor. Kare küçüğünde 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesiydi. Kare küçük daha kare artı b kare kare. Ya da şekli çizip bildiğin dik üçgenden de sonuca ulaşabilirsin. Yani kök 25 burası 8 olacaktı. 64 artı 25'ten 89 çıkar. Yani cevap kök 89 olur. Örnek 4'te A ve B şıkkını böylelikle bulmuş olduk. Geldik örnek 5'e. Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 6, 8, 15 verilmiş. Dikdört, buna göre dikdörtgenler prizmasının en kısa yüzey köşegeni nedir diye soruluyor. Arkadaşım Dikdörtgenler prizmasını çizelim. Çizmek de çok kolay. Bir tane dikdörtgeni çiz. Arkasına aynı dikdörtgeni çiz. Bak arkasına aynı dikdörtgeni çiz. Bak şöyle çizdim. Sonra bunları birleştir. Hop şöyle birleştir. Şimdi yüzeylerine bakacağız arkadaşlar. 6, 8. Şurası 6. Burası 8 ve yükseklikte 15 olarak verilmiş. Şimdi ne diyor? Bu dikdörtgenler prizmasının en kısa yüzey köşegeni. Yani 8'e 15'lik dikdörtgen var. 6'ya 8'lik dikdörtgen var. Bir de 6 6'ya 15'lik dikdörtgen var. Hangisini açacağız? 6'ya 15'lik var. Değil mi? 8'e 15'lik var. Bir de 6'ya 8'lik var. En kısa kenar 6, 8 ya. O zaman 6'ya 8'lik yüzeyin köşegeni isteniyor. Bu 90 derece ise 6, 8, 13 cevabı 10 olarak buluruz. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı 3 ayrıtı 2, 3 ve 4 sayıları orantılıdır. Tamam. Şöyle şöyle çizdim 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 çizdim. Şurası 2K burası 3K burası da 4K ile verilmiş. Cisim köşegen denmiş. O zaman kare küçüğünde 2K'nın karesi 4K kare artı öbürü 9K kare artı öbürü de 16K kare değil miydi? Evet kök 29 verilmiş. 16, 9, 25, 29. Yani kök 29K kare eşittir kök 29 yapar. Yani bu kök 29 çarpı K yapar. K dışarı çıkar eşittir kök 29 sağ Bunlar bunlar gitti. K'yı buradan 1 bulduk. Hacmi isteniyor. O zaman kenarlarımız ne yaptı arkadaşım? 2, 3 ve 4 mi yaptı K'yı 1 bulursak? Evet. Hacim dediğimizde A çarpı B çarpı C'ydi. Yani 2 çarpı 3 çarpı 4'tü. Yani bu da kaç yapar o zaman? 24 yapar. Örnek 6, 24. Geldik örnek 7'ye. 3 farklı ayrıtının 2, 3, 5 olması gereken dikdörtgenler prizmasını yüzey alanı. Evet 2, 3 ve 5 verilmiş bize. Ne yapıyorduk arkadaşım? Kenarların ikişer çarptım 2 iki katı. 2 kere 3 6, 2 katı 12. 3 kere 5 15, 2 katı 30. 2 kere 5 10, 2 katı 20. Topla bakalım bunu. 62 yapıyor. Örnek 7'yi 62 bulduk. Geldik örnek 8'e. 3 ayrıtı 5, 12, 13 olan dikdörtgenler prizmasının hacmini bulunuz. Hacim neydi? A çarpı B çarpı C'ydi. 5, 12 ve 13'ün çarpımı. E o zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu 60 yapıyor. 60 ile de 13 çarparsam sanırım 60 6 ile 13 çarp 78 yapıyor. O zaman cevabımız 78 yapar. Sonraki soru. O cisim köşegen değil mi bu? Evet cisim köşegen dediğimiz bu köşeden karşı köşeye çizilen köşegendir. Ya da buradan buraya çizilen köşegendir. Tamam mı? Havadaki köşegen yani. Havada giden köşegen. Bu cisim köşegeni hocam. E cisim köşegenini biz şöyle yapabiliriz. İstersen ispat tekniğiyle yap. istersen direkt. Hocam x'in karesi artı 4'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir. Pardon 2'nin karesi eşittir. E, ee, kare küçüğünde a kare artı b kare artı c kare. Direkt 7'ye eşit diyebilirsin. Ya da buna ait şöyle bir üçgen oluştursak yüzeyden. A hocam bu düzlemedik ya o zaman burası da 90 derece diyebilirsin. Ee, sonra 2 ise burası 2. burada bir dikdörtgen var. 2 4 ise 1 2 kök 5 üçgenler 2 kök 5 çıkar. Burası da x ya. Burada Pisagor'dan da sonuca ulaşırsın. 49 eşittir x kare artı 20'den o zaman 29 eşittir x kare gelir. X de böylelikle kök 29 gelir. Ee, buradan da açtığımız zaman yine x kök 29 olarak buluruz gençler. İstediğiniz şekilde bulun size kalmış. Evet yine cisim köşegeni. Valla direkt ben dik üçgenle yapacağım. Hop şöyle. Çünkü 3 4 5 üçgeninden 5 yapar. Dik dörtgense burası dik dörtgen. Bak görünüşe aldanma. Paralel kenar gibi duruyor ama dik dörtgenler prizması diyor bu. E 3 4 5. E, 5 13. Burada da bir dik üçgen var. Çünkü bu zemine dik. O yüzden 90. 5 12 13 üçgeninden x'i ne buluruz arkadaşım? 12 olarak bu buluruz. Örnek 10'a 12 bulduk. Geldik örnek 11'e. Bak kardeşim. Havada bir doğru varsa bir üçgen oluştur. Yüzeyden oluşsun ama. Yüzeyden. Yüzeyden bir üçgen oluştur. Hocam üçgeni ben şöyle de oluştururum diyebilirsin. Bak mesela şöyle çizince. a bak böyle bir üçgen çıktı. Ama sen burada Havadan bir şey çizdim. Bir şey çizdiğin zaman havadan bir şey çizilmez. Nereden? Herhangi bir yüzeyden çizilir. Yüzeyden üçgen oluşturmaya çalış. Mesela bu burada işlem yaparken sana bak bir taktik vereyim. Dikkat et çok işine yarayacak. Ya hocam ben yüzeyden çizeceksem haşçı kullanarak çizeceksem eğer. Bak çok dikkat. Haş zaten şu yüzeyde ya. Zeminden çizebilirsin. Bak böyle üçgen oluştu. Dik üçgen. Bu zemine dik ya dik üçgenden yapabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yol. Hocam bir de k burada k hangi yüzeyde bu yüzeyde değil mi? Bu yüzeyden de çizebilirsin. Sen bu yüzeyden çizsen bak çok güzel bir şey göreceksin. Bazen işini çok kolaylaştıracak. Bu yüzey bu yüzeyden bir çizgi çizeceksin ve şunda üçgen oluşturacaksın. O üçgen nasıl oluşur? Hop şöyle çizersen a bu da dik üçgendir. Niye? Bu yandaki duvara dik değil mi? Evet, yandaki duvara dik olduğu için burası da 90 derece olmak zorunda. Şunu sakın deme. Ya hocam burası 90 değil mi? 90 tamam burası daha geniş olmak zorunda değil mi? Hayır öyle algıla ama bu yandaki duvara dik. Yandaki duvara dik. Yani şöyle bir şey var. Aslında ben sana şöyle göstereyim. Bu böyle bu duvara dik. Bak bu dik dörtgense bu 90 derece tamam burası. E burası 90 derece ya. Hocam şöyle bir şey çizilmişte. Bu alttaki zemine dikse şurada da diktir? Yani bu havadaki doğru olduğu için bu şekilde karşılanıyor. İşte bak buradaki dik üçgenden de sen sonuca ulaşabilirsin. Tamam? Ama şu daha kolay geldi büyük ihtimalle sana. Hocam burada zeminden şöyle şunu çizecek olursam. Şu zemine dik ya. Evet bu da 90 derecedir. Şimdi şurası kaç verilmiş? Arkadaş burası 4 verilmiş. Yan ayrıt. E burası da 4 burası da 4'tür. Şurada pisagor bağıntısından ben kırmızı çizgiyi bulabilirim. 4 ve 5. Şuraya A yazayım. A kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesinden. 16 artı 25'ten 41 geldi. Yani A'yı kök 41 kök bulduk. E sonra şurada bir Pisagor bağıntısı yaparaktan sonuca ulaşırım. Haydi bakalım sonuca ulaşalım. O zaman şuraya x diyeyim ben. x'in karesi de neye eşittir? 2 ve kök 41'in kareleri toplamı. 2'nin karesi artı kök 41'in karesi yapar. 41 artı 4'ten 45 yapar. x kare 45 ise x buradan kök 45 gelir. Bu 9 çarp 5 ya 9 dışarıya 3 diye çıkar ya. Yani x böylelikle 3 kök 5 buluruz. Örnek 11. 3 kök 5 oldu. Geldik örnek 12'ye. Dikdörtgenler prizmasında 3-4 sayılar verilmiş. Alan isteniyor. Arkadaşım dikdörtgenler prizması olduğu için burası 90 derece mi? Evet. Taban dikdörtgen 3-4, 5 üçgeninden 5'tir. E hocam bu zemine dik olduğundan burada kaçı 90 derecedir? E burası 6 ise burası da 6'dır. E bak dik üçgenin alanı isteniyor bizden. Nedir? 6 çarpı 5 bölü 2'dir. 30 bölü 2'den cevap 15 çıkar. Geldik şuraya. Hocam 5 12 bak ön yüzeyi dikdörtgen 5 12 13 üçgeninden burası 13 oldu mu? Oldu. Hocam burası 4 ise yukarısı da 4'tür. E burası 4 ise dikdörtgenden burası da 4'tür. Alan taralı alan isteniyor. Arkadaş bu da şöyle bir kesit bir dikdörtgen değil mi? Evet. Niye? Bak bu çizgi öndeki duvara dik değil mi? Evet. Öndeki duvardan geçen bu doğruya da dik olmak zorunda. İşte oradan geliyor kardeşim o. Yani temel dikten geliyor. Burası 90, burası 90. Bak bu öbür duvara dik buradaki geçen buraya dik 90 derecedir ya da bu buraya bu duvara dik ya bu duvara dik olduğundan bu düzlemin içindeki geçen bu doğruya da dik olmak zorunda temel diklik. E dikdörtgen çıktı. Alan dozan 4 çarpı 13'ten 52 çıkar. Evet işi yavaş yavaş öğreniyorsunuz gençler. Hadi bakalım devam. Şekildeki dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun ayrıtları 2, 3, 4 verilmiş odunla köşesinde bulunan bir hareketli yüzeyden ilerleyerek G noktasına varılacaktır. Evet yüzeyden G noktasına hareketlinin alacağı en kısa yol nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız burada? Arkadaş yüzeyden gitme. Bak normalde A ile G arasındaki en kısa uzaklık sorulsa evet bu. Yani cisim köşegeni. Ne yapardık yine şöyle dik üçgenden bulurduk. Ama yüzeyden git diyor sana. Yüzeyden gideceksem nasıl gidebilirim? Hocam ya böyle gideceğim ya böyle gideceğim, değil mi? Ya da ya böyle gideceğim ya böyle gideceğim. Değil mi? Ya da ya alttan gidip şöyle gideceğim. Değil mi? Başka var mı hocam? Var tabii ki. Hocam şöyle gidip böyle gitme. Aslında bak simetriği. Bak şuna dikkat et. Hocam biz biraz önce nasıl gittik? Şöyle ön yüzey ve sağ yüzeyi kullandık ya. Sol ve arkayı kullanmayla aynıdır bu. Tamam. Bir böyle gidebilir dedik. Şöyle şöyle gidebilir. Ön yüzey ve üst yüzeyi kullanmayla. Hocam şu alt yüzey ve sağ yüzey. Yo. Şimdi önün zıttı arka üstün zıttı alt. Alt ve arkadan giderek böyle de gidebilir. Ama bunu incelersem öbürünü incelememe gerek yok. Bir de alt ve buradan gitmesi demek alt ve sağ e, sol ve sol ve üstten gitmesi. Sol ve üstten gitmesiyle aynı. Yani ben şu üç durumu incelesem yeterli olacaktır. Çünkü en kısası hangisi olacağını kestiremeyiz. İlk önce biz şöyle bir önce bir kopyalayayım. Her durumu seninle birlikte inceleyip arkadaş şöyle bir kopyaladım. İlk önce şurada bunu inceleyelim bakalım. Bizim eleman şöyle gidebilir buradan da buraya gidebilir. En kısası nedir? Arkadaşlar yüzey kullanma sorularında sandık açar gibi kapıyı açar gibi düşüneceksiniz yüzeyleri. E ne yapacağız burada hocam? Ön yüzeyden git diye bir kere. Ön yüzey sabit kalsın. Üst kapağı ön yüzeye göre açacaksın. Yani sandığın kapısını, kapağını açar gibi olmayacak mı böyle? Evet. Sen sandığın kapağını açacak olursan eğer. Hadi açalım bakalım. Hocam sandığın kapısı kapağını açtığım zaman hop şöyle yukarı doğru açıldı. Şöyle şöyle. Değil mi? E hocam burası 2 birimse burası da 2 birim yapar. Açıldığında burası da 2 birim yaptı. G noktası da buraya geldi. Bizim eleman ne diyor? Böyle gidip böyle gidecekti ya. Böyle böyle işte en az bu ön yüzey ve üst yüzeyi bu şekilde giderse en kısası olur. E o zaman 2 ise burası 2. E 3 ise burası 3. 4 ise 4. Pisagor'dan en kısasını buluruz. 4 ve 5. 25 artı 16'dan 41. Yani burası kök 41 gelir. Ama işin zor kısmı burada ne? Gidebileceği en kısası soruluyor. Biz diğer durumları da inceleyelim. Diğer durumları nasıl inceleyeceğiz? Şöyle mesela. Arkadaş biz bir de ne dedik? Bunu biraz daha küçük yapayım. Küçük de göstereyim. Hocam bir de şöyle gidebilirdi. Yani şuradan başlayıp şöyle gidebilirdi. O zaman ön yüzeyi sabit. Sağ yüzeyi açacaksın. Kapı açar gibi aç. Kapıyı açtın şöyle. Hop açtım böyle açtım böyle açtım böyle. Şuradaki 2 buraya mı geldi? Evet burası 2. Şurası zaten 3 birimdi. G noktası da buraya geldi. İşte en kısası şu değil midir arkadaşım? 3 ve 6 yani 1 2 kök 5 üçgeni. 3 6 3 kök 5'ten 3 kök 5 çıktı cevap. Evet bir tanesi kök 41 çıktı. Bir tanesi 3 kök 5 çıktı. Bakalım hangisi daha küçük olacak. Sonra bir de başka bir yol var mı? Var tabii ki. Bu da şu. Ya genelde ÖSYM bunu şöyle sorar arkadaşım. Böyle uğraştırmaz sizi. Biz konu anlattığımız için şöyle söylüyoruz. Hocam bir de alt yüzey ve sağ yüzeyden de gidebilir. Yani karıncanın gittiği yüzeyi gösterir. Ha, mesela soruyu böyle sormuş olsaydı. Karınca alt yüzey ve karınca içeride. A köşesinde. Alttan ve sağdan gidiyorsa. O zaman gittiği en kısa yol nedir? Bak ilk yüzey sabit kalsın. Hep ilk yüzeyi sabit tutuyorum. İkinci yüzeyi ona göre açıyorum. O zaman bu kapa hop aşağı doğru yatıracağım değil mi? Yatır bakayım aşağı doğru. Hocam ben bunu yatırdığım zaman aşağı doğru hop bu böyle geldi. Hocam bu da böyle geldi. E o zaman burası şöyle oldu. Yani bizim G noktası buraya geldi. 3 buraya geldi. Yani burası da 3. E bizim G'ye gidecekse en kısası bu olur. 2 ise burası da 2. 2'nin karesi ve 7'nin karesi 49 artı 4'ten 53 yapıyor. Kök 53 yaptı burası. Evet gidebileceği kısa yolda kök 53 yaptı. Bunlardan en kısası hangisi? Kök 41 değil midir? Evet bunlar değil bak. Burası kök 45 yapıyor burası da kök 53 yapıyor. Yani bizim A köşesinden G köşesine gidebilmemiz için en kısası ön yüzeyi ve üst yüzeyi kullanabilmemiz. Tamam örnek 14'ü bu şekilde bulduk. Yani kök 41 mi bulduk? Evet kök 41 bulduk. Geldik örnek 15'e. Bir dikdörtgenler prizmasının 3 farklı ayrıtının uzunluklar toplamı A artı B artı C'yi vermiş. 10 cisim köşegeninde verilmiş. Hocam A kare artı B kare artı C kare eşittir. 4 kök 3 verilmiş ama kare içerisinde değil mi? Yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yüzey alanı neydi? 2AB artı 2AC artı 2BC. Kenarların ikişer çarpımının iki katıydı. İşte bizden bu isteniyor. E ne yapacağız arkadaşlar? Bize A artı B artı C verilmiş ya. E A artı B artı C'nin eşittir 10 ya. Her iki tarafın karesini alırsam. Hocam A kare artı B kare artı C kare artı 2AB artı 2AC artı 2BC değil midir? Eşittir kaç yapar bu? 100 yapar. Değil mi? Bu üçlünün açılımı bu şekildeydi. E, A kare artı B kare artı C kare kök içerisinde 4 kök 3 verilmiş. Karesini aldığımda 16 çarpı 3'ten 48. Burası 48. Benden burası isteniliyor. Artı soru işareti eşittir 100 ya. O zaman soru işareti ne buluruz? 52 diye buluruz. Çarpanlar ile ilgili durumu ÖSYM katı cisimlerde de soruyor. Dikkat et. Ne verilmiş? Ne isteniliyor? Onlara dikkat et. Her iki tarafın karesini al. Bunlarla ilgili zaten daha önceki konularda da çok soru çözdük. Geldik örnek 16'ya. Dikdörtgenler prizmasında 3, 5, 2 verilmiş. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının 1 bölü 2'si su ile dolu. Zaten yarısının su ile dolu olduğu şu yüksekliğinden belli. Verilenlere göre BCGF üzerine dik şekilde oturtulursa hangi yüzey üzerine? BCGF. Arkadaş bu yüzey üzerine dik bir şekilde oturtulursa yani suyu bunun yüzeyine şey yapacağım. Böyle. Arkadaş dikdörtgenler prizmasının o zaman kenarları ne olacak? Şöyle. Hocam bu yüzeyin kenarları kaç? Şurası 3'e 4 mu oldu? Evet tabanımız bu sefer 3'e 4 olacak. Bu da yükseklik olarak şahlanmayacak mı böyle yukarı doğru? Evet yükseklikte 5 olacak. Böyle olunca diyor su miktarı ne olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor. Arkadaş burada neye dikkat edeceksin? Bir cismin içinde su varken herhangi bir şekilde yan yatırırlar. içine bir şey atarlar onu atarlar bunu atarlar. İçin esprisi nedir? İçindeki su aynı. Şekil 1'de de aynı. Şekil 2'de de aynı. E bunu kullanacağız. O zaman şekil 1'deki suyun hacmi taban alanı çarpı. Bak suyun hacminden bahsediyorum. Ve su taban alanı 5 ile 3 değil, değil mi? 5 3 çarpı 2 değil mi? Çarpı yükseklik. Aynı zamanda şekil 2'de de taban alanı 4 3 çarpı yükseklikte. Suyun yüksekliği de haş mı oldu? Evet. Üçler nanay. E buradan 10 eşittir 4 haşsa. Haşı da buradan 11'i 4 buluruz. Yani cevap 5 bölü 2 yapar. Örnek 16'yı 5 bölü 2 buluruz. Böyle bir şey verilmiş. İşte alan malan. Arkadaşlar ne yaparsınız burada? Payda eşitlersiniz. Bunu BC ile, bunu AC ile, bunu da AB ile genişletirsek. O zaman ne geliyor? BC artı AC artı AB bölü ABC eşittir 1 bölü 3. Şimdi dikdörtgenler prizmasının alanı verilmiş. Alan demek... 2 tane AB artı 2 tane BC artı 2 tane AC demek değil miydi? 60. A 2'ye böldüğüm zaman AB, BC ve AC kaç yapıyor o zaman arkadaşım? Hop 30 yapar. Bizden ne isteniyor? hacmi isteniyor. O zaman işler işler yapacak olursam ABC çarpımı 90'a mı eşit işte oldu? Evet. E, ABC dediğimizde zaten hacim değil mi? Yani hacim böylelikle 90 oldu. Matematiksel işlemini yap. Sen yine de korkma. ÖSYM bunlarla ilgili daha öncelerinde çok soru sordu. Hala da sorabilir. O yüzden dikkat et. Tamam. Örnek 17 90 oldu. Geldik örnek 18'e. Ayrıtları A, B ve C olan dikdörtgenler prizmasında A artı B'yi vermiş. B artı C'yi vermiş. A artı C'yi vermiş. Prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaş bunların hepsi bak şimdi A artı B kaç verilmiş? 6. B artı C kaç verilmiş? 8. A artı C kaç verilmiş? 4. Ben bunların hepsini taraf tarafa toplarsam 2A, 2B, 2C yapmıyor mu? 2A, 2B ve 2C yapıyor. O zaman 18 yapıyor. Hatta buradan A artı B artı C'yi kaç buluruz arkadaşım? 9 buluruz. E A artı B 6 değil miydi? Evet. Bak şimdi A artı B 6 ise C kaç gelir o zaman? Hocam C 3 gelir. Sonra B artı C 8 ise hocam B artı C 8 ise A kaç gelir o zaman? 1 gelir. Hocam A artı C'yi vermiş bir de. A artı C de kaç verilmiş? 4. A artı C 4 ise eğer ya da C'yi 1, A'yı 1, C'yi 3 bulduk ya. 3, 1 daha 4. Buraya da kaç kaldı? B'ye de 5 kaldı diyebiliriz. Ya da A artı C 4 ise B'ye de 5 kaldı diyebiliriz. B'yi de böylelikle 5 buluruz. Hacim isteniyor bizden. A çarpı B çarpı C'dir. 3, 1 yani sıralı yazalım. 1, 5, 3'ün çarpımı kaç yapıyor? 5 yapıyor. Evet. 5 mi yapıyor? Hop. Oh, pardon. 15 yapıyor. Cevap böylelikle 15 oldu. Örnek. 18'de geldik kare dik prizmaya. Arkadaş, kare dik prizma adını korkuyoruz. Tabanı kare olan prizmaya kare dik prizma adını veriyoruz. Dikdörtgenler prizmasını anladık mı? Anladık. Evet. Gidiğ devamı güzel bir şekilde gelir. Şimdi tabanları kare, yan yüzleri dikdörtgen olan prizmaya kare dik prizma diyoruz. Cisim köşegeni. Arkadaş şurası A, burası A, burası H'sa. Cisim köşegeni neydi? Kare küçüğünde A kare artı B kare artı C kareydi. Yani A kare artı A kare artı H kare. Yani sen tutup da şunu 2 A kare artı H kare şeklinde ezberleme. Bildiğin cisim köşegeninden yine yapabilirsin. Cisim köşegeni şu uçtan en köşedeki zıttı ucuna gitmekte değil mi? Ya da bu uçtan buraya gitmekti. Ya da şu uçtan şuraya gitmekti arkadaşım. Ya da dik üçgenden buluyorduk zaten. Yani şuradan şuraya gittim mesela. Hocam bu zemine dik Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız diye de söyleyebilirdin. Çünkü A A ise bak burası x kenar dik üçgenden A kök çıkar. Burası taş. Pisagor bağıntısı karesi 2A kare artı H kare gördün mü? Oradan da geliyor. Neyse devam edelim şimdi şeye. Yanarlarlar. E hocam taban çevresi 4A çarpı yükseklik H. Bitti. Ya da a çarpı h dikdörtgeni bak burası a çarpı h dikdörtgeni burası da a çarpı h ön arka tarafta öyle sol tarafta öyle a çarpı h'tan 4 tane var deyip 4a şeklinde yapabilirsin. Ezberleme, kendin çıkartırsın. Ama taban çevresi, taban çevresi 4a çarpı yükseklik bilin. Taban çevresini bilin. Alan dediğimiz taban alanı artı yanal alanlardır. Taban alanı hocam a kareden 2 tane var. Yani 2 tane a kare artı yanal alanda Taban çevresi 4A çarpı H a eşit. Sakın ezberleme. Taban alanı artı yan alanı şeklinde git. Hacim dediğimizde taban alanı çarpı yükseklik. Yani A kare çarpı H'dır. Bunlarda ezberlenecek bir şey var mı? Yok. Genel formülleri bildiğin zaman hacim taban alanı çarpı yükseklik bildiğin zaman ya da e, alan hocam alan taban alanları artı yan alan yan alan da taban çevresi çarpı yükseklik. Bu genel şeyleri bildikten sonra bunlara zaten ulaşırsın. Ee, bir tek ne var burada? Cisim köşegeni falan. E, yüzey köşegeni var. Karenin yüzey köşegeni a kök ki diğerinin yüzey köşegeni kare kök içinde a kare h kare şeklinde bulunuyor. Evet, böylelikle kare dik prizma da bu şekilde. Anlattık. Gelelim hemen sorusuna. Arkadaş, kare dik ise 3 3 3 3, değil mi? Yüksekliği 4 ise o zaman burası da 4, burası da 4. Bizden BG uzun iste. Aa hocam bu dikdörtgen olduğu için 90. 3, 4, 5 üçgeninden BG'yi 5 buluruz. Örnek 19, 5. Geldik örnek 20'ye. Kare dik prizmada arkadaşım şu cisim köşegeni isteniyor. Arkadaş ne yapacaksın? Kare kök içerisinde 3'ün karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesinden de kök 34'ü bulursun. Ya da ne yaparsın hocam buna ait bir dik üçgen oluşturur. Yüzeyden şöyle bir çizersem. Şurada bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Artık temel dikliği de öğrendin ya. E hocam 3 ise burası da 3'tür. 3, 3 ise burası 3 kök yapar. E 4 ise burası da 4. Pisagor çünkü burası 90 derece. X aynı zamanda X'in karesi 3 kök karesi artı 4'ün karesi geliyor. 16 artı 18, 34 yapar. X de böylelikle kök 34 yapar. İster formülle yap ister formülsüz. Tamamıyla sana kalmış ama sana güveniyorum. siz yaparsın gibime geliyor. Prizmanın yanal alanı nedir? E hocam ne var burada? Kare dik prizma ya 4 4 4 4. Taban çevresi 4 çarpı 4 çarpı yükseklik. Taban çevresi 4'ten 4 4'te tane var ya. 4 çarpı 4 16 çarpı 6. O da kaç yapıyor? 96 yapıyor. Yani örnek 21 96 oldu. Ya da dikdörtgenlerin alanlarını tek tek hesaplayabilirsin. Böyle hayal et de şöyle hesaplayabilirsin. Tamam o yüzden gözümü kapattım. He. Neyse. 22'deyiz. Ali Bey uzunluğunu 3 vermiş. Burayı 5 vermiş. Prizmanın hacmi. Arkadaş ne var bunda? Kare bir kenara 3. Karenin taban alanı 3'ün karesi çarpı yükseklik yani 5. Bize neyi verecektir? Hacmi verecektir. Yani 9 çarpı 5'ten kaç yapıyor? Cevap 45 yapıyor. Örnek 22 45 oldu. Ve geldik örnek 23'e. Kare prizma. Arkadaş şu dikdörtgen ya 4 8 4 kök 5 1 2 kök 5 üçgeninden kare olduğu için burası da 4. Hocam bu yan yüzeye ön yüzeye dik o zaman burası 90 derecedir. Bu arka yüzeye dik 90 derecedir. Yani işin özü mantığı şurası bir dikdörtgen mi geldi? Evet. Bizden bu dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. 4 bir kenar diğer kenarda 4 kök 5. Dikdörtgenin alanı 4 çarpı 4 kök 5 yapar. Yani cevap 16 kök 5 oldu dostum. Evet 23'ü 16 kök 5 bulduk. Geldik 24'e. Hacmi 75 olan kare dik prizmanın yüksekliği 3. Arkadaş sadece öylesine şekli çiziyorum. Soruyu anlayabilmek için. Tabanını bilmiyorum. A deyip Yüksekliğini biliyorum. 3. Hacmini vermiş bana. Hocam taban alanı A kare çarpı yükseklik. 75 verilmiş. A kare buradan 25 çıkar ve A'yı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Bu prizmanın alanı nedir diye soruluyor. Alan dediğim şey nedir? Taban alanları artı istersen şöyle yapabilirsin dikdörtgenler prizmasında gibi. A'yı 5 buldun ya. Hocam 5, 5 ve 3 kenarlarına ait şu x'in çarpı iki katı, x'in çarpımı iki katı, x'in çarpımı iki katı şeklinde yapabilirsin. Ya da hocam taban alanları 25'ten 2 tane var. 25 çarpı 2 artı yanal alanda hocam 5 çarpı 3 15'ten 4 tane var. Yani 4 çarpı 15 deyip olayı bitirebiliriz. E o zaman alan 50 artı 60'dan kaç yapıyor o zaman? 110 yapıyor. Evet. Örnek 24'ü 110 bulduk. Ve sanırım bitirdik. Evet küp. Küpü de bir sonraki dersi bize bırakalım isterseniz. Çünkü prizmaları ikiye bölmüştük. Tam bölme yeri burası. E, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde küp yani prizmaların ikinci devamında daha doğrusu. Prizmaların ikinci videosunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.